Selamlar dostlar. Bugün sizlere Natrix tessellata yani damalı su yılanı hakkında birkaç bilgi vermek ve görüntüsünü sizlerle beraber incelemek istiyorum. Türkiye'de her ne kadar çok fazla yayılmış olsa da Orta Avrupa'da belirtilen kaynaklara göre mevcudiyetleri tehlikede olduğu söyleniyor bu yılanın. Genel olarak balıklarla, kurbağalarla beslenirler, amfibi hayvanlarla beslenirler. Aslında tam olarak bir su yılanı değildir. Sadece suyu severler ve işte sulak yerlerde avlanırlar, beslenirler. Sadece göl değil, herhangi bir şekilde derelerde, nehirlerde bulunabiliyorlar. Yılanı tuttuğunuzda kendini savunmak için kötü koku salgılıyor. Bu yılan kolay kolay ısıran bir tür değil, fakat tuttuğunuzda pişman olacağınız bir koku salgılıyor. Çok fazla dürterseniz falan ölü taklidi yapabilir. Hatta ben geçen gün arkadaşım Yusuf'la beraber bir video atmıştım. Orada ölü taklidini nasıl yaptığını görebilirsiniz. Bu hayvanların bazılarında varyasyon olarak gördüğünüz gibi benim bulduğum bir evde de turuncu benekler olabiliyor. Bazılarında sarı olabiliyor, bazıları daha gri renkli olabiliyor, bazıları daha yeşil renkli olabiliyor. Bu tamamen varyasyon ve işte seçilimle oluşan genetik çeşitlilikten kaynaklanan bir durum. Ağzını arada sırada açmasının nedeni esnemeye çalışıyor. Derisini atıyordu biz o sırada bulduğumuzda. Derisini atmaya çalıştığı için beslemeye çalışıyor. Kolların üstündeki çizgilerden dolayı engerekte de vardır bu kul çizgileri. Engereklerle karıştırılabiliyor. Kafa şekli de engereye benzer biraz. Çok bilmeyen bir insan engerekle kolaylıkla karıştırabiliyor. Çok fazla büyüyebilen bir tür değil. 1 ila 1,5 metre arasında büyüyor genelde. Dişileri erkeklerden daha büyük oluyor bu tür. Damalı su yılanı denmesinin nedeni altındaki damaya benzer desenden dolayı geliyor. O yüzden damalı su yılanı denir. Türkiye'nin neredeyse her yerinde gözükürler. Sulak yerlerde bulunmanız çok büyük ihtimaldir. Yani en kolay bulunabilen yılan türlerinden birisidir sulak bir yere gidiyorsanız. Güzel ürerler. En azından Türkiye için diyorum. Orta Avrupa'da o kadar fazla değillermiş araştırma yaptığıma göre. Bu hayvanların zehir bezleri yoktur arkadaşlar. Herhangi bir şekilde zehirli değillerdir. Bazı kaynaklara göre salgıladıkları salyanın içinde antihemorajik etkenler bulunuyormuş. Yani küçük hayvanlar için geçerli bu. İşte herhangi bir küçük bir balık, kurbağa falan onları etkileyebiliyor. Fakat bizi etkileyebilecek kadar güçlü değil insan. Avrupa'dan Hindistan'a kadar çoğu yerde bulunuyor arkadaşlar. O çevre içinde çok fazla varlar. Çöreklenme dediğimiz olay bu yılanda da var. Rahatsız ederseniz kendini içine çöreklenir. Kendi içine ortaya böyle kendini sarar, simit gibi olur ve ölü taklidi yapmaya başlayabilir. Rahatsız edildiklerinde rahatsız eden canlıyı korkutmak için tıslama sesi çıkartırlar. Çok fazla bilinen bir yılan. Karşınıza çıkacağını düşünüyorum illaki doğayla ilgileniyorsanız. O yüzden sizlere bu yılanı tanıtmak istedim. Diğer bir videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, bay bay.